Evet sevgili dostlar, yine yeni bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz. Hocam evet, hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun hocam. Seri devam ediyor. İnşallah devam edelim. Ömrümüz yettiği sürece esmaları bitireceğiz. Tabii. Bu arada ben de sivilcemle evet, gelen giden dayak mı yedin ne oldu diye soruyor. Valla ilginç. Yayında böyle bir kızarık var. Oynadım ben de. Yapmamam üzerine gereken. Biraz bir şey sürüyor ya. Sürdüm. Kolonyada anti şeyler ne o kimyasal değil de işte mikrop aldıracak şeyler. Oynayınca öyle oluyor. Şimdi tabii esmalara devam ediyoruz. Ara ara başka konulara giriyoruz. İşte Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Hazreti Hızır Aleyhisselam gibi evet. Hazreti Zülka onlara ara değindik. Evladiyelik programları. 2 saatlik yayınlardı onlar. 3 saatlik yayınlar neredeyse. Şimdi tabii yine ara ara esma konularını, başlıklarını açalım. En çok beraber konuşulan Cemali ve Celali esmalar. Evet. Cemal ve Celal ismi. İkisini de iki bölümde açalım. Önce nasıl başlayalım? Hangisiyle başlayalım? Şimdi esma ne bir kere onu anlamaya çalışalım. Hı-hı. Tamam. Ondan sonra Allah açısından nasıl anlayabiliriz? Hı-hı. Esmaların manaları. Hı-hı. İnsanda yönetici olduğunda veya insanda tecelli ettiğinde, tesir olduğunda onu açarken de o iki esmayı tabii da canım, nasıl tecelli edecek diye anlayalım. Tabii, o zaman ilk bölümünde nasıl yapalım? Celal'le mi başlayalım? Celal, Cemal. Hepsi Cemal. Beraber zaten. Şimdi ayrı ayrı yapalım mı ikisini? O yüzden dedim. Ayrı devam yapalım, ederiz. Yapalım. Nasıl gelirse sen onu ikiye bölürsün. Peki, tamam. Şimdi esmalar şu. Bütün kainatın bunlar ilk soyut yaratılışları. Yani öyle anlatabilirim. Soyut aslında olmayan bir şey demek değildir. Vardır ve kendi içinde somuttur. Soyut dediğimiz şey. Bir onu anlayalım. Soyut şu. Biz burada ışıkla görüyoruz. 300 bin kilometre saniye bir hıza sahip. Işık çarpıyor. Geliyor bize getiriyor. Çok hızlı olduğu için biz onu anında görüyoruz ve bilgiler bize öyle geliyor ışıkla. Ama bu misal alemine geçtiğimiz zaman bu şehadet alemini kapsayan... Misal alemini açsanız... Misal alemi, şey. Ne demek misal bu şehadet aleminin bütün her şeyini içine alan bundan belki de milyonlarca kat geniş bir alem. Şahit aleminden karşınızda zahiri gördüğümüz şahadet, şu an. Şahit olmak demek. Yani gözlem yapabiliyorsun. Dokunabildiğimiz, tabii, gördüğümüz işte her şey. Işık hızı sınırın içindeki her şey. Tamam. Onu çünkü biz görebiliyoruz. Orada bir gözlem yapabiliyoruz. Şimdi bu şehadet alemini kapsayan misal alemi dediğimiz bir şey var. Bu misal alemini de kapsayan ruhlar alemi dediğimiz onun bütün genişliği. Onu da kapsayan bu esmalar alemi. Esmalar bir alem olarak. Tabii bütün alemlerin anası yani hepsinin kaynağı. Esmalar aleminin de Allah'ın zatıyla bağlantısını sağlayan esmaların içinden 8 tane sıfatlar var. Bu sıfatlarla bunlar ilahi niteliğe sahip midir değil midir yani ezeli midir ebedi midir diye çok tartışmalar olmuş. İslam alemi içinde bunlar ekollere ayrılmışlar. Bu tartışmalara girmeyelim şimdi biz. Ama şunu bilelim ki esmaları sıfatlarla Allah'ın zatına bağlayabiliyoruz. Buradaki konu şudur. Bir tane varlık var. Ondan başka hiçbir şey yok. Ama biz buraya baktığımızda çokluk görüntüsü var. Bu birle bu çokluğu nasıl bir araya getirip bu sistemi anlayabiliriz? Olay budur. Şimdi buradan birin çokluk gibi görünmesini sağlayan sistem işte bu sıfatların esmalara bağlanması. İbn Arabi bunu şöyle anlatıyor. Bunlar bizim anlayabileceğimiz gibi Allah'ın hayali diyelim. O ilmi ilahi diyor bu kavrama. İlmi ilahi dediğimiz şey şu. Allah bir hayal kuruyor veya kendisini açıp gözlemliyor. Öyle de anlayabilirsin. Burada bir sürü kendi yetenekleri ortaya çıkıyor. Allah'ın kendisine ait görüntüleri ortaya çıkıyor. Yani bunlar sanki bir nevi somut ama somut olmayan da görüntüler gibi ortaya çıkıyorlar. Bunların varlıkları var mıdır yok mudur? Bu da çok tartışma konusu olmuş İslam alemi içerisinde. Şimdi nasıl anlayabiliriz bunu? Mesela güzellik diyorum ben sana. Güzellik diye bana bir şey göster. Gösteremezsin. Şu bardak güzel dersin. Yani bardağı göstermek zorundasın. Veya gözlük güzel dersin. Veya şu kadın güzel dersin. Bu manzara güzel dersin. Yani bana gösterdiğin şey aslında alemin içerisinden araz dediğimiz şeylerdir bunlar. Araz kendi başına varlığı olmayan, varlığı Allah'a bağlı olan şeyler. Araz, bardak. Ama bu bardakta işte bir güzellik ögesi var. Değil mi? Bu güzellik ögesi nedir aslında? Bunun kendisini bardaktan ayırarak şuradaki bu güzellik denilen şey diyemiyoruz buna.
Bu böyle olunca bu Allah'ın ilmi ilahide, yani bizim anlayabileceğimiz şekilde Allah'ın hayalinde açtığı şeyler işte bu bardağa yansıyan, bu görünmeyen, hissedilmeyen, bilinmeyen şeyler. Güzellik, iyilik, efendim konuşmak, ondan sonra zorlamak, ondan sonra mağfiret etmek, yani Allah'ın esmaları. Şimdi bunlar 8 tanesi dedik. Sıfatlar buradan şeye bağlanıyor. 8 tane sayarsak. Şimdi mesela hangileri? O hay mesela, hayat, ilim, efendim, oldurma, kün, semi, basar, duyması, işitmesi, evet, görmesi. Bu konuşma mütekellim. Kaç tane? 2, 4, 6. 2 tane daha aklıma gelsin. Onlar şimdi aklıma... Yaratması girer mi? Ya da öldürmesi, yaratması. Yaratma, onlar yok galiba. Vardı şeyi yazmışım da. Yani bunun gibi böyle. 8 tane, 2 tane daha şimdi aklıma gelir. Şimdi bunlar, bütün bu esmaları, bu esmalar da genel şeyler. Yani bunlara külli esmalar deniyor. Mesela işte ne diyelim, hayat esması, bu küllü. Bunun altında milyonlarca şey sığdırabilirsin. Hayatla ilgili. Çünkü hayat her şeyle de ilgili. Şimdi bu temel esmalar bunlar. Şimdi bunların varlıkları aslında yok. Ama tezahürleri var. Olmaları da lazım. Yani bardağı güzel yapan şey var. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bunu bir mimar düşün. Bir plan yapmış kafasında. O plan, o mimar ölürse yok. Yani planı kağıda geçirmeyip evi de yapmamışsa binayı da, o aslında yok olursa, çünkü buna araz diyoruz. Yani mimarın kendi başına bir varlığı yok. Allah'a dayanan varlığı var ve o mimarın kafasının içindeki hayalin de mimara dayanan varlığı var. Kendi başına o hayalin bir varlığı yok. Ama bir varlığı olmasa da o binayı yapamaz. Evet. Tamam mı? Şimdi bu mimar ölürse, bina olmadığı için öyle bir şey yoktu diyebilirsin. Ama var, binayı da görüyorsun, yapmış adam. Nereden yaptın bunu soruyorsun. Ben hayal kurdum, hayalimde sabitleştirdim ve oradan kopya çektim diyor. Şimdi bunlar böyle. Bu esmalar böyle. Bu şimdi her şeye yansımış ve her şeye varlığını veren şey demektir bu. Bunlar ilk açılışta kendilerini fark ediyorlar ve Allah'ı da fark ediyorlar. Allah isminin çerçevesi içerisinde erimiş durumdayken açıldığında o mesela hay oluyor, bu mütekellim oluyor, bu işte güzellik oluyor. Neyse, ha ben güzelliğim, evet benim şöyle yeteneklerim var, sınırlı. Allah'ı da fark ediyor, kendisini de fark ediyor. Şimdi burada olan şey, bu ilk açılışta olan şey, bizim anlayamayacağımız çok latif dediğimiz soyutun da soyutu olan bir şey. Şimdi burada İbn Arabi'nin yorumu şöyle diyor ki, bu esmalar şimdi dediler ki, bizim tezahürlerimizi göster. Bir alem yap, aleme yansıt, göster. Çünkü bunlar hay mesela milyonlarcasıyla, bunların hepsiyle birleşerek milyonlarca haya ait alt şeyler oluyor. Bu şu demektir, kainatta var olmuş ve olabilecek olan her şey. Burada yapı kazanıyor, sabitlenme deniyor buna. Bu yapı kazandıktan sonra bunların hepsi, hay esması, ilim, işte semi, basar falan, bunlar hepsi diyorlar ki bizi göster, bizi tecrübe edelim kendimizi. Ol dediği zaman işte bu kün emriyle bunlar yansıyorlar. Yani burada aktif, pasif veya etken, edilgen durumu ortaya çıkıyor. Yani sadece Allah'ın kendisi etken olarak biz biliyoruz. Yarattığı her şeyi de edilgen olarak biliyoruz. Yani bardağı yaptı. Hayır, bu ilk başlangıçta İbn Arabi şöyle diyor. Allah kendisine ait bu sıfatları ve esmaları açtığı zaman o bardağı oluşturan o güzellik sıfatı dedi ki Allah'a, beni göster. Ben de kendimi tanıyayım. Ben de kendimi tecrübe edeyim. O zaman bardağın güzellik sıfatı etken oldu Allah'a. Yani Allah bir nevi zorladı. Ve Allah da onu kün emriyle. Çünkü kün emrini Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde incelediğimiz zaman lehu kün feyekün. Yani olur, olur. Ona söyledi ama ona. Ona söylüyor. Yani küne mi söylüyor? Hayır. Kün diyor ama bir şeye söylüyor. Mesela şöyle söyleyelim, bu Yasin suresinin son şeyinde innama, bak innama kesinlikle emruhu iza, yani ona emreder iza, o zamanda erade şeyen, ne irade ettiyse, en yekule lehu, en yekule ona söyler, lehu ona söyler, yani bir şey var orada, ona söylüyor, kün feyekün, kün dedi ve o da fe
bir zaman da geçiyor burada ve oldu. Yani bu anında o da görünebilir. Çünkü bu anında ile zaman içerisinde de aynı şey aslında. Onu başka programlarda anlatıyorum ben. Yani bizim anlayışımıza göre zamanla oluyor ama Allah'ın anlayışına göre aynı anda oluyor. Işık hızının hareketiyle de ilgili bu. Işık bir yerden çıkıyor, ışığa soruyorsun, ben anında çıktım geldim, 5 milyar sene geçmiş. Bize soruyorsun, 5 milyar sene geçmiş. Yani ikisi aynı anda aslında olan şeyler bunlar. Neyse, bu F harfini de böyle hesaplamak lazım. Kün, F, yekün derken bu F bize göre bir zaman içerisinde oluyor ama Allah'a göre aynı anda oluyor demektir. Şimdi burada ona söyledi dediği zaman o ne? Peki o? O işte bu esma. Yani soyutun da soyutu, latif olan varlık. Ona diyor ki zaten o hazırda var. Allah'ın kendisinden de bir onun şeyi var. Bağlantısı var. Bu sıfatlar kanalıyla. Çünkü olmayan bir şey asla zaten olamaz. Yani Allah'ın içerisinde bir, Allah içinde demek doğru değil ama yani Allah'ın varlığında bir şey var ve o açıldığı zaman bir mana olarak ortaya çıkıyor. O mana beni yarat veya beni oluştur dediği zaman ona söylüyor. Ol diyor ve o onunla ilgili olan her şey ortaya çıkabiliyor. Şimdi bunu böyle anlayalım kısaca. Yani bunu en şeyli tutarlı anlatan İbn Arabi'dir. Ben de oradan anlatıyorum. Şimdi bu esmalar böyle. Bu esmalar her birinin 99 tane külli esma, genel esma diyoruz. Manası var ayrı ayrı. Ve bunlar birbirine zıt. İki genel kategoride bunlar. Celal ve Cemal. Zaten bu sistem bütün hayat, kainatlar hepsinde geçerli olan şeydir. Celal ve Cemal. Celal dediğimiz zorlayıcı sistemler. Cemal dediğimiz kolaylaştırıcı. Yani insana uygun diyelim buna. Yani biz kendimize göre yorumladığımız zaman zorlayıcı ama aslında zorlayıcı dememiz de doğru değil. Yani Allah açısından bu olması gerekli olan bir şey. İki tane zıtlığın bir arada bulunması. Şimdi burada zaten Celal ve Cemal ortaya çıktığı andan itibaren bir olan varlık iki olmuş oldu. Yani burada çokluk başladı. Çokluk başladığı andan itibaren bunlar birbiri içine geçerek bir sistem oluşturdular. Ve bu sistem birbiriyle mücadele ederek ve birbirine dışlayarak bazen uyumlu bazen reddederek devam ediyor. Biz şimdi burada her yerde dünya hayatı yani bu şehadet alemi dediğim sistem içerisinde bu Celal ve Cemal'i iç içe geçmiş. Ve birbirinden ayrılamayacak şekilde birbiri içinde görüyoruz, izliyoruz. Mesela gül çok hoşuna gidiyor. Gidiyorsun koklayayım diyorsun, tutuyorsun eline diken batıyor. Bu şu demektir, en mutlu olduğun zaman da senin o mutluluğunu bozacak mutlaka bir şey o sistemin içinde var. Çok mutsuz olduğun zaman, bedbahtsın, her şey bitti, mahvoldum dediğin anda sana destek olabilecek olan bir sistem de o şeyin içinde var. Bunu nereden anlıyoruz? Her zorlukla bir kolaylık vardır. İnnemeyel üsrü yusra. Yani böyle bir ayet var. Şimdi ayetin nerede olduğunu bakarım buradan. Galiba onun surenin adını aklıma gelmedi. Bakarım. Şimdi bu şöyle. Bu dünya şehadet aleminde bu böyle. Fakat burada hangisi bu insanı daha çok geliştirir dersen Celal daha çok geliştirme zorluk olduğu için. Tabii şimdi orada bir şey öğreniyorsun. Cemal'le pek bir şey öğrenmen kolay olmuyor. Çünkü her şey sana uygun zaten. Yani bunu zengin bir insanın kendisini geliştirememesine mesela benzetebilirsin. Veya çok akıllı bir insanın kendisini gurur kibire kaptırmasına. O gurura kibire kaptırıncaya kadar bir şey yok. Kaptırdıktan sonra başına zorluklar geliyor. Anlatabildim mi? Şimdi bu yani Celal Cemal'i bırakmaz. Celal geliştirir aslında, öğretir daha doğrusu. Sen öğrenmedikçe Celal daha da şiddetlenebilir. Bu da Allah'ın yardımıdır aslında. Yani bu hep benim başıma mı geliyor, hep beni mi buluyor falan dediğimiz şey, şikayet ettiğimiz şey aslında. Hem bunun tetikleyicisi biz oluyoruz, hem de bu aslında bize karşı tarafın, yani sistemin bir tepkisi olarak geliyor. Burada şu var, sen bunu daha tam öğrenememişsin. Öğren bak sana bir zor daha aşamasını yaşatayım diyerek biraz daha zorlaştırarak bir şey öğretmeye çalışıyor. Şimdi burada biz bu şehadet aleminde bilgiyi öğrenme yeri burası. Burada öğreniyoruz. Buradan ahiret dünyası kurulduğu zaman gittiğimizde bu Celal ile Cemal tamamen ayrılıyor. Cemal cennette, Celal cehennemde. Burada öğrenemeyen kişi direkt orada
her an öğretme yeri olan ve zorlayıcı sistem olan Celal'in olduğu cehennem sistemine gitmek zorunda. Çünkü orada bir an bile ayrıldığı zaman öğrenmediği için dünyada unutuyor gene. Unutuyor ama hemen onu diyorlar ki ya su içmeye gittiniz, derileriniz yenilendi, gelin hemen gene size öğreteceğiz. Yani orada aslında insanı işte çektiği... Öyle, yani yanar kül olur, biz tekrar deri veririz, o azabı bir daha tatsın tabii diye. Mesela orada da yine... Şimdi orada azap kelimesi bize zorlayıcı geliyor. Azap şu demek, zevk demek aslında. Azabın manası da zevk demek, biliyor musun? Zevk almak demek azap. Aslında cehennemde cehenneme uygun insanlar zevk alıyorlar. İbn Arabi'nin böyle yorumları var. Alır mı canım hocam? Evet. Orada yanıp kül olur. Yani ama o işte, dehşeti görünce ne diyorlar? Bak, dön bırak bizi öyle, tekrar biz iyi insan tamam olalım o korkuyu görünce. O baştan girmeden baştan önce. Ama hani daha girmeden gördüğü halde bunu diyorsa tabii, içeride. Ama içeride İbn Arabi'nin yorumlarını bak aç birçok kitabında. Bunlar aslında o oraya uygun oldukları için. Özendirme hocam. Neyse. Şimdi burada öğrenme yeri yok. Ama orada devamlı hatırlatma var. Yani Allah'ın mutlaka bilinmesi gerektiği için orada hatırlatmak. Peki cemalde yani cennette nasıl hatırlatma? Cennette de hatırlatma var. Allah'ı görmesi, cemali orada görmesi. Orada sistemin içine giriyorsun, çok rahat bir ortamda şeyde. Ama cemali sistemi seyrediyorsun. Yani Allah'ın kendisini asla göremeyiz. Kendisine asla ulaşılamaz, bilinemez zatı. Kendisinin göstereceği. Görme yok. Hocam, yok cemalini için görme var. Ha cemalini tamam. İşte cemalini görmek şu. Cemali esmalarıyla olan tezahürlerini. Çok hocayla da yaptığı programlarda soruyorum. Nasıl göreceğiz acaba? Hani cemalini ne göreceksin. Şey nasıl cemali şey esmaları al buradan çıkart. Neyse bunlar. Bunlarla ilgili olan bütün her şeyler orada var. Onu göreceksin. Orada gördükçe Allah'ın yani oradaki hatırlatma diyelim. Allah'ın cemali üzerinden. O cemalini görmekle kendisini görmek aynı şey değil o zaman buradan anladığımız aynı kadarıyla. Aynı şey değil. Zatına o zaman asla orada bile biz yine cemalini sadece görebileceğiz. Kendini zatını göremezsin, bilemezsin. Az ayetler var çünkü Hazreti Musa'yı söylüyor. Asla bilemezsin, göremezsin. Ama buradaki durum, buradaki gözle, buradaki bedenle. Ama orada şimdi, kendimi orada da şöyle. Bak şimdi burada mesela bu talim-i esma bölümü var yani Adem'e şey yaptı falan. Hı-hı. Ondan bir önceki sayfa bak buradaki. Şu ayeti ben sana söylemek istiyorum. Burada öyle bir şey söylüyor ki ve beşirillezine amenu ve amilus salihati yani iman edip salih amel işleyenlere müjde söyle. Lehum onlar cennetin yani cennetin içinde tecrimin tahtihal enhar yanından şeyler akar tahtlarda otururlar falan. Cennetin tarifi var enhar. Küllema rüzuku minha. Ondan da hepsi rızıklanırlar. Min semeratin. Oradaki semeratlardan. Rızkan. Rızıklanırlar. Kalu. Derler ki hazellezi. Ya bunlar ki rızıklandıkları şeyleri. Rüzikna. Biz bunlardan rızıklanıyoruz. Min kablu. Bundan önce. Yani dünya demek istiyorlar. Çünkü cennette geçiyor bu konuşma. Min kablu. Ütü bihi. Yani bize karşılıksız verilen şeylerdi bunlar. Müteşabihan. Bak burası çok önemli. Şimdi burada müteşabih diğer konularda hem müteşabih kelimesini anlamak için de önemli burası. Şimdi diyor ki burada bizim cennette bu rızıklandığımız şeyler aslında bizim dünyada daha önce rızıklandığımız şeylerin müteşabihleri. Şimdi burada aynısı demiyor. Müteşabih. O zaman şöyle bir şey çıkıyor buradan. Daha iyileri, daha şeyleri. Hayır, şöyle aynı. Tadı aynı, şeyi aynı, görüntüsü her şey aynı. Fakat gerçeği aynı değil. Neden gerçeği aynı değil? Şimdi burada yediğin şeyleri bir boşaltım sistemimiz var. Dışarıya çıkartmak zorundayız. Ve burada bir ağırlık bir şey. Çok fazla yersen şişmanlatıyor falan. Şimdi orada öyle bir şey yok. Yani onun hakikati farklı. Anladım. Hakikati farklı ama bütün sana verdiği sistem aynı. Şimdi ve orada hiç kesilmiyor. Mesela daldan kopartıyorsun, kiraz yiyorsun. Orada dalda bir tane daha çıkmış. Yani bu şey yani dünyada mide bozulması yok, hastalık hiçbir şey yok, hastalık yok. Şey yok. Sindirim mevzusu, çıkartma mevzusu onlar hiç şey yok. Yani zarar verici hiçbir şey yok. Yani burada da çıkıyor. Mesela kirazı dalından kopartıyorsun da seneye çıkıyor. Değil mi? Orada hemen orada çıkıyor. Anında çıkıyor. Şimdi bunun hakikatinin nasıl olduğunu biz bilemiyoruz. Yalnız burada müteşabih kelimesini anlamak için bu
Çok güzel bir ayet. Yani cennetteki bu olayı bize anlatıyor ve hakikati aynı değil. Fakat bütün her şeyi görüntüsü aynı. Müteşabih, benzer olarak diyor. Müteşabih şu demek. Çözülemeyen ve değişik değişik manalara gelen konular. Orada biz onu nasıl anlayacağız? Hani yeni bir beden, yeni bir... Anlıyor işte, şeyle, söylüyor. Orada senin bedenin için, de orada farklı olacak. İşte beden yeni bir bedenle olacak ama hani orada işte atıyorum kirazı gördük. Ya bu kirazı yediğimizde işte bizim vücudumuz da farklı ya, onu idrak edeceğiz mi orada? Hani bizi sindirim durumu, dışarı yok, dışarı çıkartmamız, bozulmaması, hastalanmaması, onu da idrak edeceğiz mi? Biz hastalanırdık da şimdi etmiyoruz. Yeni beden, deyizi idrak edeceğiz zaten mi acaba? Zaten ne anlattım ben, dedim ki bak bütün bu celal ve cemal esmalar bu dünya hayatında iç içe ve burada bir şey öğrenmen lazım. Burada öğreniyorsun zaten. Oraya gidince ayırt edebiliyorsun. Oraya gidince o bilgiyle gittiğin için ayırt edebiliyorsun. Burada öğrenemeyenler. Bu şey gibi mi? Yani... Hastalanırdık, işte ne bileyim kolumuz bacağımız kırılırdı, işte vücut bozulurdu, sindirimiydi, kalbiydi. Burada bak artık hiçbir şeyimiz yok. Bir şey var, istediğimiz oluyor tarzında, onu ayırt edebileceğiz yani dünyada tabii, bunlar tabii. Var. Bir ayette şöyle diyor, biz bundan önceki dünya yaşantımızda ne kadar korkular içerisinde yaşamıştık. Bak burada ne kadar mutluluk içerisindeyiz diyor. Yani dünyadaki olayları orada ayırt edebiliyorlar, kıyaslayabiliyorlar. Şey de güzel değil mi ya? Yani bitmiş artık yani sınav, tabii, sıkıntı, her şey bitmiş ve Allah'ın vaadiyle ebedi bir hayat. Yani sonu olmayan ebedi bir hayata gidiyorsun ve istediğin olacak bir hayata. Çok yani akıl oluyor, almıyor. Tanrılaşıyorsun. Zaten buradaki şey şu. Onu şimdi doğru cennete gittiğin zaman o ters devirir tanrılaşmayı. Aç onu hocam. Açacağım. Şöyle, şimdi bu tanrılaşma şöyle. Her istediğin olduğu zaman kendini tanrı gibi hissedersin. Dünyadaki bu macerayı yaşamadan gitseydik cennete, o zaman şu olacaktı. Allah'ın kendimizle Allah arasındaki farkı ayırt edemeden, yani bilgiyi öğrenmeden gitmiş olacaktık ki cehenneme gidenler zaten öyle gidiyorlar. Ve onlara devamlı hatırlatma oluyor. Şimdi biz oraya gittiğimiz zaman hem dünyayla cennetin, ahiretin farkını hem de kendimizle yaratıcı arasındaki farkı bilerek gidiyoruz. Ve orada seyrettikçe de zaten... Şükrediyorlar, Allah'ım diyorlar falan. Yani farkındalar, bilgileri var. O zaman buradan şunu mu anlayacağız? Ayırt ediyorlar. Adem'in o yaptığı hatada dünya hayatını bilmediği için o ayrımı yapamadı. Orada her şey serbest olduğu için mi düştü o hataya? Hani bilseydi olabilir o da. Hatayı bilirdi de ona göre bir ayrım yapar mıydı? Yok, çünkü aslında oraya biliyordu. Oraya gitti. Biliyordu. Çünkü onun yaratılışı biliyor. Esmaları... Şimdi. Tamdı. Esmalarındaki bütün bilgiler, yetenekler var. Biliyordu diye mi demeyelim de tecrübe etmeden bilgi tam olmaz. Yani sende potansiyel bir bilgi olur. Genlerinde olur. Teoridedir. Şeyler, yani, teoride olur. Pratikte de uygulanması lazım. O pratiktekinde hata etti. Yani pratiktekinde ona gelip şeytan yanlış bir bilgi verince yani burada seni ebedi yapacak bir şey var. Aslında onu yasakladı ebedi olmaman için falan deyince oradaki o şeytanın şeyine kandı, algısına kandı. Aslında şöyle diyebilirdi. Yani ben zaten ebedi bir yerde yaşıyorum. Ne ebediliği sen bana vaat ediyorsun? Git başımdan diyebilirdi. Ya esmalarından dolayı oranın ebedi olduğunu da biliyordu değil mi o zaman? Biliyordu tabii. Yani ama potansiyel olarak bilgi var. Orada daha ilk tecrübesi, o tecrübesinde tam ayıramıyor demek ki. Çünkü yasak da var. Yani şu ağaca yaklaşma diye yasak yani var. Bir tane yasak var. Yani cennette yasak yok. Yani biz gidersek eğer muvaffak olursak. Orada yasak yok. Neden yasak yok? Çünkü burada dünyadan bilerek gidiyorsun. Tecrübe de edilmiş. Buradaki dünyadaki bilgi şu. Şey var, teorik bilgi var. Pratiğini de yaşamışsın her türlü. Her türlü. Yani bu şöyle söyleyelim. 18 veya Blue çağına gelmiş olan insan 3 gün bile yaşasa öğrenir yani. Anlatabildim mi? Ama o gözle öğrenmek niyetiyle yaşıyorsa öğrenir. Ha, inkar edenler öğrenemiyorlar. Öğrenemeyince de celali sistemin içine giriyor. Orada devamlı hatırlatma var. Çünkü ayrıldığı zaman gene unutuyor. Öğrenmemiş. Orası öğrenme yeri değil. Ona gene devamlı hatırlatılıyor. Burada hatırlatılma zaten bilgiyi pekiştirme şeklinde oluyor cennette. Yani biliyorsun, arandaki farkı da biliyorsun. Her şey olmasına rağmen ben gene Tanrıyım demiyorsun. Gene bir Tanrı'nın varlığını orada kabul etme var. Anlatabildim mi? Şimdi bu esmalar böyle. Hı hı. Şimdi bunlar belirli manaları olan şeyler. Mesela semi görmek, basar görmek, semi duymak. İşte mütekellim konuşmak.
Ondan sonra Fettah açıcı falan. Şimdi bunlar Allah açısından manaları var. Çünkü Allah her şeye kadir ve hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun açısından ne mana ifade ediyorsa bizde de aynı, ama bizdeki şey eksik ve noksan olduğumuz için, yani biz mazhar diyoruz, çıkış yeri. Mesela bardağın belirli esmaları, belirli yetenekleri var. Buradan gelen enerji bununla değdiği anda bunu bardak şeklinde gösteriyor, ama sınırlı bir yapı görüyoruz biz buna. Hmm. Ama gene burada Allah'ın bir tecellisi gelmeden bu olmaz. Yani buna İbn Arabi Rahman'ın nefesi deniyor veya nefs de deniyor buna. Hmm. Yani bize benliğimizi var gibi hissettiren şey. Direkt Allah'tan gelen tanrılık gücü. Oradan o zaman açalım. Rahman'ın nefesi diyelim. Rahman'ın nefesinden devam edelim. Sonra bu iki esmayla da onu açalım, tamam. O zaman.